Alebe World kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün Alebe Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Muhammed Demir ile birlikte yurt dışından yurt dışına doğru bütün yasaları konuşuyor olacağız. Tam tersini de söylemiş olabilirim Muhammed Bey ama hoş geldiniz. Merhaba Meryem Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri sormadan. Teşekkürler. Ee, bizler deyiz. Malum gündem çok yoğun. Çok hareketli günlerden geçiyoruz. Ee, şimdiden iyi yayınlar dileyim. Ee, teşekkürler. Ben de hiç lafı uzatmadan hemen konuya gireyim Muammer Bey. Gündem yoğun dediniz. Ee, şöyle birkaç gün geriye gittiğimizde son işlem günde cuma günde Orta Doğu'daki tansiyonun daha fazla artabileceği ve diğer ülkelere de sürebileceği endişesiyle beraber bir güvenli liman talebinde artış gördük. Petrol ve altın fiyatlarında sert bir yükseliş gördük. Dün de haftanın ilk işlem gününü geride bıraktık. Burada bu defa altın ve petrol fiyatlarına bir miktar geri çekilme gördük. Biraz işte bu Amerika'daki bilanço döneminin etkisi diplomatik temasların da etkisiyle beraber risk işte biraz sanki tetiklendi. Tabii detaylarını sizden alıyor olacağız. İçeride de jeopolitik riskler olarak hem bir sıcak para girişinin eksikliği var hem de zaten borsamız biraz primlenmişti de diyebiliriz. O haliyle de bizi birazcık negatif ayrıştırıyor. Bu anlamda 4300'lerden başlayan trendin bittiğini söyleyebilir miyiz? Endeksi detaylı olarak konuşuyor olacağız zaten. Ama şöyle genel bir değerlendirmenizi almak isteriz Muammer Bey. Tabii ki Meryem Hanım. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Orta Doğu tarafında yaşanan ee, bu üzücü gelişmelerin, endişe verici gelişmelerin e, hala belirsizliğini korumaya devam etmesi ne tarafa doğru evrileceğinin e, tahmin edilememesi ve hangi boyuta doğru taşınabileceğinin öngörülememesi sebebiyle aslında genel noktada e, sadece yurt içi piyasalar tarafında değil, küresel piyasalar tarafında da e, risk tarafında artışların olduğu Risk göstergelerinde artışların olduğunu görmekteyiz. Ee, aslında daha önceki yayınlarımızda geçen hafta e, Filiz hocamız, e, dün Cüneyt Bey, e, Ahmet Deniz Bey e, çok fazlasıyla aslında bahsettiler. Ben o yüzden dolayı çok ayrıntıya hani girmeyeceğim, çok e, enine boyuna zaten anlattılar bu konuları. E, burası e, tabii ki çok önemli olacak çünkü genel olarak baktığımızda bu hafta itibariyle e, gelişmiş ülke yöneticileri tarafından e, bu iki ülke arasındaki e, bu yaşanan üzücü gelişmelere son verilmesi, tansiyonun düşürülmesi noktasında e, birçok açıklamanın birçok adımın geldiğini gördük. Fakat e, genel noktada baktığımızda e, henüz e, yaşanan gelişmelerle birlikte bizim de yurt dışı basından takip ettiğimiz kadarıyla e, belirsizliğini, bu durumu korumaya devam ettiğini, ne bir uzlaşı sağlanabildiğini ne de olumlu bir adım atıldığını görmemekteyiz kısa vadede. Ee, o yüzden de e, birazdan yurt dışı piyasalar tarafında konuşurken de bahsedeceğiz ama bu hafta içerisinde ABD Başkanı e, Biden'ın e, özellikle başta İsrail olmak üzere arkasından Mısır gibi, Filistin gibi, e, Ürdün gibi birçok ülkeye temasları olacak, ziyaretleri olması bekleniyor. E, bu gelişmeyi önemli yakından takip edeceğiz diyebilirim. E, buradan çıkacak haber akışları ya da gelişmeler piyasaların yönü açısından ya da kısa vadede gelişim açısından önem arz etmekte. E, tabii bir de çok kısa verilere de değinelim. E, Çin tarafında bu hafta çok veri alacağız. Büyüme gibi, sanayi gibi, üretimi gibi, e, baktığımızda para kendi satışlar gibi, Çin Merkez Bankası'nın toplantısı gibi kararlar gelecek. Bu kararları, bu rakamları, bu verileri alıyor olacağız. Diğer önemli bir nokta, e, Çin tarafında gayrimenkul sektörüne yönelik gelişmelerde hala e, olumsuz haber akışları gelmeye devam ediyor piyasalar üzerinde. Bu risk faktörünü özellikle de risk alma iştahını azaltan bir gelişme olarak söylenebilir. E, bu hafta içerisinde FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını görüyor olacağız. Özellikle de para politikası noktasına değinmesi durumunda e, yine finansal enstrüman fiyatlamalarında oynaklık artış gösterebilir. E, ağırlıklı olarak yurt içi tarafta veri trafiğimiz çok zayıf ama yurt dış tarafı da ağırlıklı olarak çok fazla Veriyi göreceğiz ama yayının başında da söylediğimiz gibi en önemli nokta İsrail ve Filistin arasındaki yaşanan bu gelişmelere yönelik haber akışları ve bu sürecin nasıl ilerleyeceğine dair gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız diyebilirim Meryem Hanım. Dilerseniz siz epey de uğraştınız bugün şöyle grafikler tarafından piyasaları yorumlamaya başlayalım mı Muammer Bey? Tabii ki tabii ki memnuniyetle ee, burada ben ilk etapta isterseniz borsalar tarafına bakalım ee, borsalar tarafında bu ay başı itibariyle baktığımızda yani ekim ayı itibariyle baktığımızda gerek lokal para birimi dediğimiz yani ülkelerin kendi para birimi gerekse dolar bazında baktığımızda biz burada biraz daha negatif ayrışıyoruz. Biz 100 endeksi olarak biz 30 endeksi olarak ee, diğer birçok ülke borsasına göre negatif ayrışmaya devam ediyoruz diyebiliriz. Bugün Borsa İstanbul tarafında baktığımızda BIST 100 endeksi tarafında bir toparlanma söz konusuydu. genel olarak yaklaşık olarak da günü %2.27 değer kazanımıyla BIST endeksini tamamladığını, 8115 puandan tamamladığını gördük. ben burada birazcık da hazırladığım grafiklerde ve tablolarda e, gerek bir süz endeksi ve dolar tl tarafı bir süz endeksindeki volülte, e, diğer taraftan bakıldığında bir süz endeksi ve CDS 5 yıllık dolar bazlı CDS gelişimine biraz değinmek istedim. E, i̇sterseniz CDS tarafındaki grafikle de devam edebiliriz baktığımızda. E, genel olarak bir süz endeksi ile 5 yıllık dolar bazlı CDS risk primimize baktığımızda e, endeksle risk primi arasında ters bir kolorasyon olduğunu görmekteyiz. Özellikle ee, sarıyla grafik tarafında göstermiş olduğumuz CDS risk primimiz dolar bazlı 5 yıllık yaklaşık 410 bölgesi civarında e, özellikle e, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte e, atılan adımlar rasyoneliteye biraz daha yakınlaşmamız ortodoks politikalara doğru yönelimler CDS tarafında baktığımızda aşağı yönlü hareketlerin yani risk primimizde bir azalışın olduğunu görmüştük ki ee, yanlış hatırlamıyorsam da 370 bölgesi civarına kadar bir geri çekilme söz konusu olmuştu. Fakat son dönemde küresel tarafta tansiyonun tekrardan artması, diğer taraftan bakıldığında e, biraz sonra değineceğiz yine tekrardan ama özellikle küresel tahvil piyasasındaki bu ateşin hala düşmemiş olması, hala yukarı yönlü getiri bacağındaki eğilimin devam etmesi, gelişmekte olan ülke CDS risk primlerinde artışlara neden olduğunu gözlemlemiştik. Ee, biz şu anda 400 bölgesinin e, hafif üzerindeyiz ki yaklaşık olarak da bir saat önce çektim yanlış hatırlamıyorsam tabloyu hazırlamıştım grafiği ee, hani burada bakıldığında bundan sonraki süreçte CDS risk primindeki gelişimde e, önemli olmaya devam edecek fakat e, özellikle son bir hafta 10 günlük periyoda baktığımızda e, Borsa İstanbul tarafında biraz daha fiyatlama davranışlarında en azından kısa vadede ee, Orta Doğu'da yaşanan bu gerilime nazaran e, biraz daha fiyatlamalarda sert ve dalga boyunun daha geniş olduğu bir hareketlik görürken CDS risk priminde e, bu kadar e, hani hareketliğin daha sınırlı kaldığını gördük diyebiliriz kısa vade açısından Meryem Hanım. E, aşağı tarafta baktığımızda e, bir süz endeksi ve 10 günlük ben volüteyi burada grafiğe dökmek istedim. Genel olarak baktığımızda e, volatil tarafı %35'lik bir kısma tekabül ediyor ki şu anda e, son döneme nazaran baklığında oynaklığın kısa vadede artmaya devam ettiğini e, söyleyebiliriz biz yüz endeksi açısından. E, orta ve uzun vadede dün aslında Cüneyt hocamız da değindi. E, biz e, Borsa İstanbul tarafında olumlu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. o tabloda bir de e, bir e, 12 aylık Bloomberg tarafında bakıldığında analist, ekonomist e, beklentilerin ortalama medyan beklentisine baktığımızda da e, BIST 100 Endeks tarafında 12 aylık e, hedef öngörüsü diyelim ortalama 9700-9600 civarı gibi bir beklenti söz konusu. Hı hı. Ama dediğim gibi bu kısa orta vadedir 12 aylık e, analist ve ekonomistlerin ortalamalarının medyanı alınarak hesaplanan bir sistem böyle de bir beklenti söz konusu. Ama benim burada dikkat çekmek istediğim nokta son 10 gün içerisinde oynaklıkta bir artış söz konusu ve şu an için hani bir miktarda olsa yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu yüzden dolayı da kısa vadede, ee, hani yatırımcılarımıza yatırımcılarımıza ya da yayınımızı izleyen yatırımcı adaylarına da şunu da söyleyelim. Hani kısa vadede oynaklık biraz daha yüksek seyredebilir. Hani burada biraz daha temkinli, ihtiyatlı olmakta fayda var. Ee, fiyatlama davranışları açısından. Ben Getirdim bile ekrana bu arada tamam Elinize sağlık. Çok iyi yaptınız. burada bir süz endeksi içerisinde pardon Borsa İstanbul'da sektör endeksleri tarafındaki günlük performansa ben çok kısa değinmek istiyorum. Malum az önce bir süz endeksi açısından dediğimizde yüzde 2.3 değer kazanımıyla günü kapattın dediğimizde, dediğimizde sektörler tarafına baktığımızda tek bir sektör dışında genel olarak genele yayılan sektör bazında günü sektörlerin pozitif bölgede ...kapattığını söyleyebiliriz Meryem Hanım. Keza aynı şekilde aylık ve ben... 7 günlük olarak da... ...bu tabloyu hazırladım. Aylık olarak baktığımızda... ...bu ay için... ...baktığımızda Ekim ayında... ...hala birçok sektörün... ...getiri bacağında... ...negatif bölgede olmaya devam ettiği... ...işte bunlar içerisinde mesela... ...spor endeksinin pozitif ayrıştığı gibi... ...ticaret endeksinin pozitif ayrıştığı gibi... ...bunlar söylenebilir ama... Ee, ay içerisine baktığımızda bugünkü kapanışa kadar ki olan kısımda hala birçok e, endeksimiz, sektör endeksimiz şu anda e, zayıf bir görünüp sergilemeye devam ettiğini gördük. Bu da 7 günlük performansımıza baktığımızda evet bazı endeksler tarafında kısmi de olsa bir toparlanma olsa da şu anda genel noktada e, hani e, bizim daha itici güç olarak baktığımız endekslerin birçoğunda zayıf görünüm devam ettiğini gördük ama dediğim gibi hani bunun altını çizelim bu bugünkü kapanışa kadar yani eylül sonunda bugün kapanışına kadar e, sektörlerin performansı bize gösteriyor. <laughs> Burada e, az önce CDS'e değindik CDS tarafında eee biz yüzdeki kadar fiyatlama davranışlarında kısa vadede özellikle bu son yaşanan gelişmeler ve artan jeopolitik riskler e, nedeniyle çok fazla hissedilirken e, ben bir de Londra Sıvap Piyası'ndaki e, gecelik faizlere bakmak istedim Türk Lirası açısından. Burada gördüğümüz gibi e, daha sakin ve stabil bir seyir devam ediyor. hani Az önce bir not olarak düşmüştük e, CDS tarafında bu Dalgalanmanın ya da volatilin daha sınırlı kaldığına yönelik bir bahiste bulunmuştuk, bir söylemde bulunmuştuk. Hı. Keza aynı şekilde Türk Lirası'nın Londra sabah piyasasındaki gecelik faizlerine baktığımızda da burada da şu an için hani çok belirgin bir hareketin olmadığı, daha sınırlı bir stabil seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Keza dolar TL tarafında aylık bazda bakıldığında da gerek tarihsel oynaklık, gerekse e, zımmi dediğimiz e, geleceğe yönelik oynaklık tarafına baktığımızda da burada da makasın birbirine yakınlaşmaya devam ettiği, e, hani bu stabil seyrin daha e, sınırlı hareketliliği, fiyatlama davranışlarındaki o geniş marjın açılmaması hareketliliğinin burada da devam ettiğini yatırımcılarımıza e, grafiksel olarak göstermek istedim. Şimdi burada bir Borsa İstanbul teknik analizimiz var. Benim de en çok merak ettiklerimden bir iki hisse de konuşacağız. Sonra yurt dışına geçeceğiz. Dilerseniz bu tarafla başlayalım Muammer Bey. Hay hay. BIST endeks tarafına baktığımızda aslında az önce sizin de konuşmanızda değindiğimiz gibi o Mayıs ayından gelen bir yükseliş trendimiz vardı, orta vadeli bir trendimiz vardı. Bu trendin altına geçildi. Ee, şimdi buradan sonra tabii ki hareketlik önemli olacak ama masamızda hala e, dediğimiz gibi jeopolitik riskler gündemde olmaya devam ediyor. Bu taraftan gelecek haber akışı gelişmeler e, hala masamızda olmaya devam edecek. E, bir gözümüz kulağımız hani bu tarafta olacak burada nasıl bir gelişim olacağı Endeks tarafında bugün için baktığımızda ee, bu günlük bir grafik, 50 günlük hareketli ortalamanın tekabül ettiği bir yer vardı, 7.860 bölgesi civarıydı ki bugün geri çekilmelerde 7.900 bölgesi civarına kadar bir geri çekilme söz konusu olmuştu. Fakat daha sonrasında gelen tepki alımıyla birlikte endeksin günü e, pozitif bölgede primli bir şekilde kapattığını gördük. E, bundan sonraki süreçte şu anda yükselen trend bölgesinin e, çok yakınındayız fakat e, bu bölgenin trendin üzerine kendimizi e, atamadık. E, özellikle kısa vadede yine yatırımcıların temkinli olması, ihtiyatlı davranması e, ve fiyatlamaları çok yakından takip etmesi önem arz etmekte. Olursa bugünkü e, bu tepki alımı ile birlikte primli kapattığımız günün e, bu momentum yine devam ederse Kısa vadede bakıldığında 8.160, 8.300 ve 8.403 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Evet. Fakat e, bu dönem içerisinde hareketlik e, ya da ufiyatlama davranışları arasındaki marjın geniş olacağı e, düşüncesiyle birlikte ya da tahminiyle, öngörüsüyle birlikte olası tekrardan bir geri çekilme söz konusu olursa 8.000 seviyesi psikolojik bir seviye olarak takip edilebilir. 8000 seviyesinin altına doğru eğer bir geri çekilme söz konusu olursa burada satışlar hız kazanabilir kısa vadede ee, burada bakıldığında 7860 7760 bölgesine doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir ee, bu vermiş olduğumuz seviyelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Hani olası 7.760 seviyesinin altına geçilmesi durumunda ise 7.640 e, diğer bir destek seviyesi olarak da izlenebilir Meryem Hanım. Hı hı. burada bir enerji grafiğimiz var. E, biz normalde sizinle yapmış olduğumuz yayınlarda e, çok hisse bazlı teknik analizlere e, girmiyorduk. Bundan sonraki süreçte e, biz böyle yatırımcılarımıza da e, takibimizde olan e, hisselerle ilgili teknik tarafta gördüğümüz bir şeyler varsa bunları aktarmak istiyoruz. Enerji sağ tarafına baktığımızda da bugün %5'in üzerinde bir primle e, enerji sağının günü 55.30 seviyeleri civarında günü tamamladığını söyleyebiliriz. E, teknik tarafta yükselen bir kanal vardı orta vadeli e, tekrardan bu kanalın içerisine girdi. Ee, ve burada bir kapanış gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Ee, olası e, bu momentum'un korunması durumunda kısa vadede 56.10 e, ve baktığımızda 58.70 TL direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Fakat e, tabii ki olası piyasa şartları e, gelebilme ihtimali olan kar realizasyonu ya da e, bakıldığında düzeltme hareketlerinin e, gündeme gelmesi durumunda ise aşağı tarafta baktığımızda 52.20 ve 51.90 kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlenebilir. E, olası 51.90 seviyesinin altına inilmesi durumunda ise e, 51.10 e, diğer destek seviyesi olarak takip edilebilir Meryem Hanım. Bu arada enerji sa ve biraz sonra bahsedeceğimiz tav havalimanları e, 12 aylık model portföyümüzde de yer vermekteyiz. E, yatırımcılarımız e, yayınlamış olduğumuz raporları da internet sitemiz üzerinde e, burada da ulaşıp okuyabilirler. Ya da açıklamadaki e, Aleb yatırım uygulamasını telefonunuza indirip hızlı bir şekilde görüntülü hesabınızı açarak anlık bütün bildirimlerden faydalanabiliyorsunuz. E, hem fiyatları çok rahat takip edip, e, finansal raporlarını görebiliyorsunuz. Güncel haberleri görebiliyorsunuz. Model portföyü çıkar çıkmaz da anlık olarak bütün bildirimler telefonunuza düşüyor diyelim ve hemen tam havalimanlarıyla devam edelim Muammer Bey. E, tam havalimanlarına da baktığımızda e, biliyorsunuz üçüncü çeyrek finansalları artık yakın bir tarihte açıklanmaya başlayacak. E, bu noktada havacılık sektörüyle ilgili e, güçlü bilanço açıklamasını e, öngörüyoruz e, sektör içerisinde. E, TAV da az önce bahsettiğim gibi bizim 12 aylık model portföyümüzde yer almaya devam eden e, yer verdiğimiz bir hisse senedi. Bugün %5.2 gibi bir primle 130.40 TL seviyeleri civarında günü tamamladığını gördük. E, olası e, bu bakmış olduğumuz grafik bu arada 180 dakikalık bir grafik. Olası yükseliş momentumunun korunması durumunda kısa vadede 133,60 ve 133 135,80 TL direnç seviyeleri olarak takip edilebilir yatırımcılar tarafından. olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ya da bir ivme kaybı o sektöre yönelik olabilir, pay senediyle ilgili olabilir ya da genel endeks algısında oluşabilecek bir geri çekilmede ya da kısa vadede bir bozulma ihtimalinde de aşağı tarafta baktığımızda 126 Pardon 127,80 ve onun altında 126,60 kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlenebilir 126,60 seviyesinin altına inilmesi durumunda ise bakıldığında 123,20 Fibonacci yüzde 61,8 seviyesine tekabül ediyor. 123,20 TL seviyesi kısa vadeli diğer destek seviyesi olarak izlenebilir Meryem Hanım. Şöyle son olarak küresel tahvil piyasalarına bir göz atalım isterseniz. Genel bir e, görünümle toparlamayla da yavaş yavaş e, yayınımızı sonlandırabiliriz. Tabii ki memnuniyetle. E, tahvil tarafını da ben e, hem 10 yıllık hem de 2 yıllık e, tahvil getirilerini görüyorum. E, ekledim e, yayınımız içerisinde bahsedelim diye e, ki Eylül ayında biz fazlasıyla tahvil piyasası ile ilgili söylemde bulunmuştuk e, ciddi anlamda çıkışların olduğunu dile getirmiştik ki getirilere bakıldığında çok ciddi seviyelere gelmeye başlamıştı e, ki son dönemde e, gelişmiş ülke merkez bankalarının artık faiz politikalarına e, son verebileceği var olan faizleri yüksek faiz oranlarını korumaya devam edebileceğine yönelik söylemler çok fazla ağırlık kazansa da tahvil piyasasına baktığımızda e, hala e, çıkışların devam ettiği getirilerin ise yükseldiğini görmeye devam ediyoruz kısa vadede. Ki hatta işte ABD 10 yıllıklara baktığımızda %4.80'in 2 e, yıllıklara baktığımızda ise e, biraz aşağıda %5'lerin üzerinde 5. %5.19 seviyeleri civarında olduğunu görmekteyiz. E, bundan sonraki süreçte Özellikle küresel endekslerin de gelişimi açısından, risk alma iştahının gelişimi e, açısından tahvil piyasasını yine yakından takip etmeye devam edeceğiz ki e, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan bu gerilim sonrasında ciddi bir geri çekilme söz konusu olmuştu. Talepler bir miktar da olsa artmıştı tahvil piyasasına. Fakat burada gelişmiş ülke başkanlarından ya da yetkililerinden gelen açıklamalar sonrasında Sanki kaldığımız yerden e, tekrardan devam ediyormuşuz gibi tahvil tarafında çıkışların yeniden gündeme gelmeye başladığını görmekteyiz kısa vadede. E, bu piyasa ne tarafa doğru evrilecek onu yakından takip edilmesinde fayda var diyebiliriz. E, VIX ve MOA endekslerini koydum. Bugün bir değişiklik olsun diye yayınımız içerisinde. E, ikisi de e, VIX korku endeksi e, endeksler açısından e, bakıyoruz buna S&P tarafıyla ilgili. Diğeri de e, tahviller tarafındaki oynaklığı gösteriyor. Görüldüğü gibi iki tarafta da e, hala yüksek seviyeler korunmaya devam ediyor. Yani e, tehlike e, küresel piyasalar açısından bahsedersek e, geçmiş değil. E, hala bir gözümüz, kulağımız hem jeopolitik risklerde olmaya devam edecek hem de e, bakıldığında Tahvil piyasasının ne tarafa evrileceği, gelişimin nasıl olacağı bu tarafta hala önem derecesi yüksek olmaya devam edecek diyebiliriz Meryem Hanım. Muammer Bey verdiğiniz kıymetli bilgiler için, emekleriniz için hazırladığınız grafikler tek tek ayrıca teşekkür ederiz. Dilerseniz yayınımızı burada sonlandırabiliriz eğer eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa. Yok ben de çok teşekkür ederim Meryem Hanım. Güzel bir yayın oldu. Umarım izleyicilerimize... E, maksimum faydayı sağlayabilmişizdir. Umarım. Eğer öyle düşünüyorlarsa da yayınımızı beğenmeyi unutmasınlar diyelim. E, bizimle paylaşmak istediğiniz fikirler, e, kanalda görmek istediğiniz yayınlar varsa lütfen yorumlarda bunları da bizimle paylaşın. Görüşlerinizi önemsiyoruz ve dikkate alıyoruz. E, o halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sizler de iyi akşamlar.